Benim adım Gökçesu, soyadım Özdemir, 7. sınıfa gidiyorum. Adıyaman'da yaşıyorum. Adıyaman'da büyük bir deprem olduğu için ailemle birlikte konteyner kente yerleştim. 1. sınıftan beri yaklaşık 6,5-7 yıldır evde tek başıma kalıyorum. İlk başta kaldığımda korkuyordum. Ondan dolayı annemler bana tuşlu telefon aldı ve ben de tuşlu telefonla babaannemi bir de amcalarımın telefon numarası falan kayıtlıydı. Onlarla konuşuyordum annem gelene kadar. En azından hani korkmuyordum. İşte bir şey çıkar mı veya işte bir şey olur mu diye. Hala korkmuyorum çünkü artık yani 7 yıldır alıştım. Kardeşimle birlikte kalıyorum şu an. Küçük kardeşim 3,5 yaşında. Gökçesu Özdemir'in annesiyim. Gökçesu 12 yaşında. Kahramanmaraş merkezli deprem olduğunda Adıyaman'da çok kötü etkilendi. Hepimiz bundan etkilendik. Deprem sonrası 6 ay kadar çadırda kaldık. Çadırdan sonra da 6 aydan sonra konteynere yerleştik. Umutkent'te yaşıyoruz şu an. Ben Gökçe'nin dayısıyım. Depremden sonra çadır kentlere geçtik biz. Gökçe kemanını alabilmişti. Ben de bağlamamı aldım. İnsanlar ateş yakarken geceleri Gökçe ile beraber o keman çalarken ben de saz çaldım. Hem insanlara neşelensin diye, umutlansın diye beraber ateşin kenarında saz çalıp, keman çalıp o şekilde biraz daha işte neşelenmek için bu tür aktiviteler yapıyorduk Gökçe ile beraber. Sabahları erkenden kalkıyorum. Yani annem kaldırıyor daha doğrusu. O sırada annem kahvaltıyı hazırlamış oluyor. Birkaç bir şey daha ekliyor. Sonra birlikte kahvaltı yapıyoruz. Sonra hemen dışarı çıkıyorum. Yani hazırlanmış oluyorum. Servise doğru yola çıkıyorum. Servis beni okula bırakıyor. Sonra okul bitince okul çıkışı eve geliyorum. Eve geldiğimde annem bazen evde oluyor. Bazen eğer çok acil işi varsa okula gitmiş oluyor, çıkmış oluyor. Sonra yemek yapmış oluyor. Yemeği yiyorum. Yedikten sonra kardeşimle birlikte eğer evde çamaşır varsa çamaşırları götürüyorum. Gökçe sorumluluk sahibi bir çocuk ve başarıya çok endeksli. Ödevleri varsa kesinlikle o ödevler yapılmak zorunda hisseder. Hani ben hiçbir zaman hadi kalk ödevini yap, ne yaptın, ne ettin asla demem. Çünkü kendi sorumluluğunu biliyor. Zaten okuldan geldiğinde eğer indirmesi gereken, izlemesi gereken videolar varsa derslerde anlamadığı konularla ilgili konteyner kentte bir noktada Wi-Fi var ve oraya gidip video indiriyor. Eve de geldiğinde videolarını izliyor. Ona göre mutlaka testler çözüyor. Hani öğretmenin vermiş olduğu ödev dışında kendisini sürekli ödevlendiren bir öğrenci. Başarıya endeksli. Her alanda kendi akademik başarısı da gayet iyi. Resim ve müzik de yine aynı şekilde. Bu şekilde ilerliyoruz. O gün içerisinde dinlediğim derslere göre değişiyor. Mesela matematik görmüşsem eğer o konu hakkında eğer çok kafamda bir soru işareti falan oluşmuşsa gidiyorum ve orada en azından internetin olduğu yerde video indiriyorum ve videoyu dinleyerekten anlıyorum. Daha sonrasında eve geliyorum kardeşimle birlikte. Ödevlerim oluyor çoğunlukla. Ödevlerimi yapmam için, hele ki ertesi günü yetiştirmem için çok aşırı derecede aceleci olmam gerekiyor. Bazen yazı ödevimiz falan da olabiliyor. Ondan dolayı kardeşimi yormam gerekiyor. İşte uyusun ya da işte bir şeylerle ilgilensin, beni rahatsız etmesin diye. Ranzanın üstünde bir tane masa var. O masada ders çalışıyorum şu an kardeşim beni rahatsız etmesin diye. Aşağı masada çalıştığım zamanlar beni çoğunlukla rahatsız ediyor. İşte kalemlerimi falan alıyor. Bu sefer ben de ders çalışamıyorum. Zaten kardeşime etkinlik yaptırıyorum. İşte bazen sudoku oynuyoruz, bazen etkinlik falan yaptırıyorum. Top oynuyoruz, bazen parka götürüyorum. Yani değişiyor. Genelde onu yoruyorum. O da evde en azından bazen televizyona falan bakıyor. TRT çocuk izliyor. Bazen de yani etkinliklerle falan uğraşıyor. En azından beni rahatsız etmemiş oluyor. Sonra ben ödevlerimi yapıyorum. Akşama doğru saat 8:30 gibi annem geliyor. Annem geldikten sonra da benim işte uyku vaktim falan zaten gelmiş oluyor. Eğer bir proje falan varsa onu yapmaya annemle devam ediyorum. Annemden yardım istiyorum. Eğer yoksa da zaten onu şey yapmıyorum. Keman ve bağlama çalıyorum. Perşembe akşamları ve ondan önceki zamanlarda özellikle perşembe akşamları ertesi gün bir liseme gideceğim için
kemana ve bağlamaya çalışıyorum. Haftanın iki günü bilseme gidiyorum. Cuma günleri müzik, cumartesi günleri de resim dersi görüyorum. İki buçuk yaşındayken müzik kulağının olduğunu fark ettim. Herhangi bir müziği duyduğu anda ritmini çıkardığını, melodisini mırıldandığını fark ettiğim anda müzik kulağı var dedim sanırım bunun. Ardından ilkokula başladı. Çünkü okuma yazmayı bilmesi gerekiyordu müzik eğitimi alabilmesi için de. İlkokulda da çok iyi bir öğretmene denk geldik. Yasemin Yiğit hocamız. O da Gökçe'nin resim ve müzik yeteneğin olduğunu fark ettiğinde ve bize bilim sanat merkezi sınavlarına girmesi gerektiğini söyledi. Ritim çalışması yaptırıyordum müzik dersinde. Resim yarışmalarına Gökçe Suyu hazırlıyorduk birlikte ve resim yarışmalarında Gaziantep'teydik o zaman. Çok güzel başarılar, dereceler aldı. İlkokul 1. sınıfta bilim sanat merkezi sınavına girdiğinde ve müzik ve resim alanında kazandı. Şu an bizde kayıtlı öğrencimiz. Annem resim öğretmeni olduğu için küçüklüğümden beri ben de resim çizmeye başladım. İlkokulda yarışmalara katıldım, resim yarışmalarına. Sonra orada başarılar elde ettim. Ondan sonra zaten Bilim ve Sanat Merkezi'nin sınavına girerekten burada resim alanında resmi kazandım. Şu anda da resim ve müzikten ilerliyorum burada. Van Gogh Depremi Nasıl Çizer adlı bir tane çalışma çıkardım kendim. Orada da Van Gogh'un babası olarak bilindiği için sarı rengi çoğunlukla kullandım. İşte Van Gogh'un depremi, yine depremin baktığında papatyalı bir şekilde gördüğünü şey yapmak istedim. O yüzden böyle bir çalışma çıkardım. Gökçe Su ilkokulda evde yalnız kalmaya başladığı zaman biraz korkuyordu. Çünkü o okuldan çıkıp eve geldiğinde eşim de evde olmuyordu. Ben de haliyle okulda olmuş oluyordum. Kendisine kapıyı açıp kapatmayı öğretmiştik. Ve karşıdan karşıya geçerken nasıl geçmesi gerektiğini de öğretmiştik. Ardından kendisine ben bir tuşlu telefon aldım. Tuşlu telefona da kayınvalidemi, amcalarını kaydetmiştik. Ve onların da haberi vardı zaten. Gökçe sizi aradığı anda mutlaka telefona cevap verin diye. Gökçe gelip ödevlerini yapardı evde. Açsa yemeğini yerdi. Yemek mutlaka koyardım ben masaya. Yemeğini yedikten sonra beni bir arardı. Sonra beni aradıktan sonra da ödevlerini yapardı. Ve ödevleri de bittiyse hala ben de eğer gitmediysem eve tutardı. Kayınvalidemle saatlerce konuşurdu. Biz gidene kadar kendini yalnız hissetmesin diye. Bu şekilde korkularını yendi ve şu an gayet iyi, alıştı. Biraz deprem korkusu var tabii. Konteynerde olsa, yani deprem olduğu zaman hissettiği anda kız kardeşiyle birlikte kendi panik olunca Defne de panik oluyor. Ve bunu da inşallah aşacak diye düşünüyoruz. Deprem olduğunda hiç tedirgin olma diyorum kendisine. Kapıyı açık tut ve insanlar nereye gidiyorsa sen de oraya git ve beni bekle diyorum. Gökçe yetenekli bir kız. Hayvanları sever. İnsanlara yardım etmeyi çok sever. Bu deprem sürecinde de insanların yanında oldu. Onlara kemanıyla eşlik etmeye çalıştı. Kentte kaldığımız alan konteyner kent 18 metrekare. İki kızımla birlikte oradayım. Alanımız biraz dar ama imkanlar tabii ki iyi. Hani çadıra göre çok çok iyi. Gökçe Su orada ders çalışmakta biraz zorlanıyor. Çünkü tek oda. Kız kardeşi de var 3,5 yaşında. O kendisini biraz rahatsız ediyor. Gece çalıştığım için Gökçe Su eve geldikten sonra ben Bilim Sanat Merkezi'ne geliyorum. Ve kız kardeşiyle baş başa kalıyor. Kız kardeşine sürekli Defne'ye etkinlikler yaptırıyor, ritim çalışması yaptırıyor, resim yaptırıyor, spor yaptırıyor o odanın içerisinde, konteynerda.
ve biraz yorulduktan sonra kendisi ders çalışmaya geçiyor. Ders çalışma alanı da masayı kendi ranzasına çekiyor ki Defne kendisini rahatsız etmesin. Bu şekilde biraz zor tabii, alan dar olduğu için. Gökçe bana yardımcı olan bir evlat. Yemek yaparken birlikte yapıyoruz. Yapması gerekenleri gösteriyorum kendisine. Hem bu vesileyle hayata da hazırlanmış oluyor. İlkokuldayken annesi tuşlu telefon almıştı kendisine. Evde tek başına kaldığı zamanlar. Yemeğini yedikten sonra bizleri arar. Bizler de gününün nasıl geçtiğini sorardık. O şekilde evde korkmasın diye, husunu yensin diye derslerden bahsederdik. Böyle bir küçüklüğü oldu. Hep yalnız kaldı. Anne baba işteyken yalnızlığını bizi arayarak, işte biz de ona gerekli desteği sözlü olarak yapıyorduk. Bu şekilde Gökçe bugünlere geldi. Hoş bulduk. Defne nerede? Burada.